Meksika gözlemesi yapacak. Kendisi bize 1 adet kuru soğan, 1 adet domates, 1 adet yeşil biber, 500 gram tavuk bonfile, 2 adet tortilla kullanacağız. Tavuk marinesi için ise 1 yemek kaşığı soya sosu, 1-2 diş sarımsak, pul biber, karabiber, kekik, tuz. Bu dışarıda yediğiniz kafelerde böyle en güzel restoranlarda yediğiniz tavuklardan bir tanesi diyebiliriz bence. Diyebiliriz. Buyur Oğuzhan'cığım. Başlayayım o zaman ufaktan. Buraya koyayım Oğuzhan. Olabilir. Öncelikle tavuklardan başlayacağım. En azından tamam, kenarda abicim. Birazcık marinesini bekletirsek daha tatlı olabilir. Olur. Şöyle bir kapı ister misin? Harika olur. Teşekkür ederim. Böyle bir yarışma programına katılmayı hiç düşünmedin mi? MasterChef gibi ya da ne bileyim onun tarzında. Vallahi çok düşündüm. Hı. Etrafımdan insanlar da söyledi. Ama biz aktif çalışan insanlar olduğumuz için yani oraya böyle insanda endişe oluyor. Katılırım, ne kadar vakit harcarım? Dükkan ne olacak, ne yapacağız, nasıl olacak diye. Ondan dolayı bugüne kadar öyle bir şey kısmet olmadı. Geçen sene öyle bir durum olmuştu. Orada da çalıştığım yer izin vermemişti. Ay, bu sene kendi dükkanımda çalışıyorum. Bakalım inşallah o şekilde devam eder. Çok güzel başarılar imza atarsın. Bir de ben gerçekten böyle yeni neslin bu şekilde hevesli olmasını çok beğenerek takip ediyorum. Bence kendini de geliştirmen lazım. Bu tarz yarışmalar ve faaliyetler aslında seni bir tık daha popülerliğini arttırır. Daha iyi olabilir diye düşünüyorum. O yüzden çok katılman gerekiyor. Evet, şimdi nasıl pişirmeye başlayacağız? Nedir önerilerin? Şöyle yapıyorum. Tavukları bizim normal tavuk tantuni gibi düşünebiliriz. Tamam. Biraz o boyutlarda kesiyorum. Hem daha hızlı pişmesine yardımcı oluyor. Tamam. Hem de yaptığımız şeyin içinde, tortillanın içinde daha iyi oluyor. Büyük gelmiyor insana. Ufak ufak bunları toparlıyorum böyle. Bunun içinde marinesini yapacağız. Bunu kenara aldıktan sonra da sebzeler ve en son tavukla birleştirip harç haline getireceğiz. Süper bir dürüm gibi yapacağız. Gibi evet. Peki alaylım diyorsun. Nasıl öğrendin bu kadar yani farklı tarifleri? Sonuç olarak erkek de hani bir tık kadına göre eğitim almadan zor elinin dönmesi işte. Yani mutfakta bir erkeği göremezsin kolay kolay. Evet. Nasıl bir aşktı ki bu sana mutfağı sevdirdi ve şimdi bakıyorum bıçak tutması, kesmesi gerçekten maharet ister. Bak yani şu tavuğu ortadan ikiye ayırıyor olması. Tamam, maşallah diyeyim. Teşekkür ederim. Öncelikle nasıl oldu yani? Şöyle oldu. Ben normalde bir aşçıya göre çok fazla yemek ayırt ederim. İnanılmaz yani akla gelmeyecek şekilde bir sürü şey ayırt ederim. Bu da sonuçta şöyle oldu. Her gittiğim yerde kendime göre yemek yaptıramadığım için dedim ki ben yapayım yoksa aç kalacağım. İlk başta evde böyle başladı. Aynen öyle. Daha sonra da çalıştığım yerlerde, bir gün çalıştığım yerde herkes işi bırakmıştı. Bütün herkes, aşçılar falan işi bıraktı. O zamanki, ayaklanma mı oldu? Evet, o zamanki müdürümüz Hasan abi kulakları çınlasın. Ona ben dedim ki abi bana mutfağı bırak. Eğer yapamazsan bundan sonra full bulaşıkları ben yıkayayım. Hiçbir şey istemiyorum. Aman yarabbim. Çünkü sezon ortasıydı. O da aşçı bulamayacaktı biliyorum. O da böyle bir iki gün düşündükten sonra git bakalım dedi. Ne yaparsan yap bakalım dedi. Hayatımın, kaderimin değiştiği gün diyorsun. Herkes bıraktı. Evet. Ayaklanma çıktı. Ben mutfağa girdim diyor. Evet. Eğer kötü yaparsam, beğenmezsem ömür boyu dedi. Bulaşığı yıkayayım dedi. Evet. Bak fedakarlığa bakar mısın? O patron da, ne dedi? Patron yani şöyle, o da sağ olsun arkamda durdu, yardımcı oldu. Ama şöyle de bir durum vardı. O an zaten o şansı alamasaydım ben. Evet. Onların da işi çok zor olacaktı. Tabii ki. Günlerdir aşağıda insanlar yemek bekliyor, birini bulmak gerek diye. O şekilde oldu. Ondan sonra da yavaş yavaş iş değiştirerek, meslek öğrenerek. Allah benim ustam Edirne'dedir, Onur Dağlı. Ondan öğrendim bu işi. Selamlar Onur Bey'e de. Aleyküm selam. Onun yerine ben de selamını alayım. Çünkü bir şey söyleyeyim mi? Herkes öğretmeyi sevmez, paylaşmayı sevmez, göstermeyi sevmez. Özellikle işin gerçekten içler acısı olan yeri, alaylı bir şekilde bir şefin yanında çalışıyorsan çok fazla senin onun önüne geçmeni istemez açıkçası. Evet. Bunu çok doğru söylüyorsunuz. Ve gördük. Hani hatta püf noktaları ya da ne bileyim ince detayları orada karıştırıp böyle çok gözümüze sokmadan hani bu böyle yap işte falan. Yani bir gelin aslında kaynağının yanında öğrenmek ister ya durur ya o da söylemez gibi bir şey yani. Evet. Yani, ama iyi yani güzel insanlara da denk gelmişsin biraz ki. Da o biraz da kısmetimiz oldu evet. Güzel insanlara denk gelmek önemli çünkü biliyorsun ki öğrenmeyince de öğretmeyince de alamıyorsun. Evet kesinlikle bir yere kadar kendini yapıyorsun. Bunu gerektir.
Valla süper. Bence daha da iyi ilerlersin diye düşünüyorum ve umut ediyorum. Çünkü hani gençsin ve gerçekten şu an baktığımda hani işine de çok hakimsin. Tabii ki kaç senedir yapıyorsun. Kendi mekanını açmışsın. Ne kadar güzel. Allah yoluna ışık olsun. Her zaman yolunda açık olsun. Teşekkür ederim. Bizim de bir desteğimiz olursa ne mutlu bize. Peki, bir gün inşallah geliriz yemeğinizi bekleriz yemeğe inşallah. Hocam. İnşallah. Serpilciğimi alayım geleyim sana. Tabii ki de buyurun gelin. Vallahi lezzetli diyor. Yüksel götürüverirsin artık. Hep kendi gidiyor oralara Merve. Kendin mi gidiyorsun hep oralara? Bir de fotoğraf atıyorum. Ha kaderciğimin altına. Ey kaderciğimden de canlı müzik dinleriz orada. Evet. Allah! Tamam geliyoruz. En yakın zamanda. Şöyle tavuklarım hazır. Bunları. Serpil onları atma bir kediye verelim aşkım. Öyle yapacağım onu. Ayıracağım onu ben. Şöyle. Kapının önünde bir sürü kedicik vardı. Şimdi. Marinesi için birazcık ayçiçek yağı ekleyeceğim. Tamam buna. Hocam. Ayçiçek yağımızı koyalım. O açınca geliyor. Tamam. Evet, şöyle ama. Aynen. Tamamdır. Şöyle. Birazcık soya sosu ekliyorum. Soya sosundan ötürü tuzu da az ekleyeceğim. Hem tamam. Bir aroma katıyor hem de tuz ihtiyacını karşılıyor biraz soyayı daha. Soyayı çok severim. Tavukla da çok yakıştırırım. Baharatlar da bu şekilde. Kekik, pul biber, tuz karabiber. Tuz karabiber. Hepsi yeterli. O yüzden parça parça atmayacağım. Bu şekilde ekleyeceğim. Tamam. Bunun içine koyacağız. Bir de sarımsaklarımı kullanacağım. Rendeleyecek ufak miyiz? Bir, evet. Miyiz? Rende iyi olabilir. Aa havanımız var nane. Al canım. Yok. Rende yapalım. Evet. Uğraşmasın. Al Serpil'cim. Evet. İki diş de sarımsak ekliyoruz. Çok da lezzetli oluyor bu tarz tavuklar. Özellikle de çok da keyifle yiyoruz. Dışarıda yanına böyle bir ayran, bir soda gibi böyle güzel bir içecekle. Oğuzhan herhalde bunu bence kendi mekanında yapıyor. Onun tarifini bizim buraya getirdi. Ben öyle hissettim. Evet. Çünkü orada şefler ekleriz. En iddialı olduğu tarifleri böyle getirir. Programda yapar. Yani işte böyle de kralız efendim yani. Böyle de kralız. Bize gelenler saklamaz püf noktasını. Anlatır. Birazcık solak yedireceğim. Mısın? Efendim? Solak mısın? Yo normalde sağ elimi kullanıyorum ama yemekte böyle bisiklet kullanırken de sağ elini kullanıyorsan solla daha rahat tutarsın mesela. Böyle şeyler yaparken sol eli kullanıyorum Allah ben. Allah demek ki beyin iki tarafı da çalışıyor. Yoksa bıçak sağımdaydı o şekildeydi ama evet, bunlar da böyle. Evet enteresan geldi bana da. Benim büyük kızımla Kerem solak. Onlar hiçbir şekilde sağ eli değil hep sol eli kullanıyor. Ama sol eline de çok hakim olduğunu görüyor musun solak mı acaba? Şunu birazcık kenara alabiliriz tavukları. Okey, ben alayım onu sen. Olur. Yani kız en büyük ya, onu harika söylemek olur. İstedim. Küçük kızım yok. Şimdi şey mi olsam? Bir tane kızım var. Bir tahta vereyim, ben bunu yıkarım. Şu an yok. Harika olur. İki oğlum, bir kızım var. Alacağım. Tamamdır. Eldiven burada mıydı? Hemen bak orada. Tamamdır. Kerem ikizdi ama. Kerem'in ikiz olsaydı kız olurdu herhalde diye düşünüyoruz. O zaman iki kızım, iki oğlum olmuş olur Serpil. Kısmet. Allah dağına göre kar verirmiş. Evet. Soğanları biraz bak, söğüş gibi hallediyoruz. Adam yapıyor işi. Hiç alaylı demezsin yani. Çünkü çok şey önemi yok. İnce ya da kalın çok tabii, önemli tabii. Değil. Araya bu koyacağımız için. Daha, aynen lezzetlendirecek. Hatta bir tık iri olması da daha güzel olur bu tarz dürümlerde. Ben soğanın böyle kaybolmuş halini açıkçası sevemedim yani. Çok da fazla da yiyemem yani. Evet. Ama böyle acıklı şey geldi mi bu karamelize olarak süper. Çok severim. Harika oluyor. Yani damak zevkimize benziyor soğanları gibi Oğuzhan'la. Bunu veriyorum o zaman sen olsan. Olur. Hatta şurada hızlandırayım. Peki açtığın yerde yemekleri kendin mi yapıyorsun? Yemekleri genelde kendim yapıyorum. Benim ufak kardeşim var. Ufak kardeşime de az çok mesleği öğrettim. Aferin. Onunla beraber. O kaç yaşında? O 16 yaşında. Helal olsun. 16 yaşında. Kız o da. Erkek? Erkek. Ay maşallah size. Ona da gösterdim. Abi kardeş. Hı. Beraberiz zaten. Zaten süper. Yanımda yabancı kimse çalışmıyor. Annem babam da var yanımda. Aa harika. Onlarla beraber iş hallediyoruz. Vallahi harika. Ama yemekleri genelde ben yapıyorum. Eğer ki ben yoksam biraderim yapıyor. Vallahi sevdim. Aferin. 16 yaşındaki kardeşin de yapabiliyor yani. Senin yerini evet, dolduruyor. Öğrettik öğrettik. Yapabiliyor. Gerçekten alkış. Helal olsun. Yani şu an bir kez daha takdir ettim Oğuzhan'ı. Ne derler? İşte hayal etmek, hayallerinin peşinde koşmak. Ama bunun peşinde koşarken çaba harcayıp, emek harcayıp kendini geliştirmek. Evet. Yani bir şekilde bakın hep okumak diyoruz ama alaylı bir şekilde ilerlemek de
gerçekten hayatının içinden direkt geçmesi demektir. Evet. Yani tamam, eğitimle bazı şeyleri öğreniyorsun, alıyorsun ama alaylı çalışarak da o işin mutfağını öğreniyorsun. Oldu. Tüpçü. Tüpçü tüp getir. Tüpçü tüp getir. Yayında gene tüp mü bitermiş? Yani nefes bekliyor, mutfağı. Yayını bekliyor. Aç aşkım aşkıyı. Vallahi bu yayını bekliyor. Gel Zafer'cim. Altı kısık değil mi? Tüptü dedim. Tüpçü mü benim? Ha, Aytaş ben değiştirir herhalde. Geliyor. O yüzden dediyseniz yüksek açılıyor. Aytaş da bugün öyle denize gidecek gibi giyinmiş ablası. Ben de sanırım yalan söyledim. Niye çocuğu taşıttırdın? Ama bir şey söyleyeceğim, ben altını açmıştım, Oğuzhan kısmış. Tamam, kısmet altı. Artık ben de konu. Evet, şimdi toprağımla yapacağız. Eline sağlık. Biraz daha yaptım. Sen ne ara kısmını yaptı? Neyse, getirdi şurada. Götürdü. Allah'tan öyle ufak tefek değil. Ay. Yorulma. Ay, neyse diyor, artık ben de konuğum diyor. Neyse, taliflerine duyurulur. Bekardır. Nermin Nefes Mutfağı'nın son gönderinin altına yazabilirsiniz. Bir de Aytaç veriyoruz bugün. Üçlü hediye içinde. Çok kahve olur. Fincanımız var, el mikrofonumuz var. Pronter görevi gören bir de Filinta gibi kardeşimi veriyorum. Daha ne olsun. Çok hoşuna gitti, nasıl gülüyor. Tabii ya. Boncukçu ya o kız. Aa, iyi dedim, bak ben unutmuştum. Ama ablası bulursa bu kimseye boncuk dağıtmayacak. Öyle bir anlaştık. Şey onu vermeyin. Ne yapıyor? Boncukçu da. Şimdi bizim diyor Zafer, Instagram kilitlenmez mi? Bekliyoruz hocam. Var mı kızınız? Helal seni süt emmiş. Demiş bir çocuktur. Oğuzhan seni versin. Ne için? Oğuzhan çalışacak daha. Oğuzhan'ı vermiyoruz şu an. Oğuzhan çalışacak daha. Biraz buradan pullar kullanabilirim. Bak Oğuzhan oralı olmuyor bile. Hiç ona evlilik bir şey yok. Bak bizim boncuk nasıl güldü. Tabii. İsteyen belli, istemeyen belli. İyi dedin, iyi dedin. Soğanları kavururken birazcık pul biber ekliyorum. Hem ha, renk açısından hem de böyle acılı bir şey istediğimiz için dipten geliyor. Daha iyi oluyor, daha hoş bir acı oluyor. Bu Meksika acısı nereden geliyor? Bunlar böyle mi yapıyorsunuz? Yani bunu ben bu şekilde yapıyorum bu tarifte. İşin özünde ben kendim de Mardinli olduğum için yani biz de acısız bir şey yemeyiz yani, o yüzden. Değil mi? Kendimize de yarıyor yani, biz de seviyoruz böyle. Anladım o yüzden hocam, bu şekilde yapıyorum. Harikasın. Evet, soğanımızı, biberimizi de karıştırdık. Sana kırmızı biber de verse miydim Oğuzhan? Efendim? Kırmızı biber. Olabilir. Benim için? Olabilir. Bir yarım ekleyebiliriz. Biberleri çünkü daha yeni attım. Yetişir onlar herhalde. Birazcık da ince doldururuz, yetiştiririz. Bence hiç verme Serpil daha. O biberler pişmeye başladı ya. Evet. Başka sefere koyarız. Hadi tamam. Evet. Domatesi doğruyoruz. Şimdi domatesin suyuyla da yardımlaşacağız orada. Peki bıçak tutmayı nereden öğrendin? Biz eğitim alırken sadece 9 saat şeye doğramıştık da. Ya şöyle. Şimdi bakıyorum, bıçağı da çok güzel tutuyor. Beceriyor yani. Böyle her şey böyle komik anıymış gibi oluyor. Bıçak tutmayı ben çok küçük yaşta bir kebapçıda çalışmıştım. Tamam, ama yaşım harika, bayağı bak, küçüktü. Bak ne güzel işte. Orada çalışıyorken tabii çok ufaz, dükkanın en ufağıyız. Ustamız sürekli geliyordu. Bak bu böyle, bak bu böyle diye falan. Helal olsun ustaya bak. Bıçağı da bu şekilde tutmayı usta... Yani orada sadece bıçak tutmayı öğrenmiştim. Daha sonra meslekte çalışa çalışa tabii elimiz oturdu yani. Vallahi süpersin. Gerçekten bravo. Maşallah diyorum. Renkli gözlülerin nazarı da elini falan kesme. Teşekkür ederim. Çocuğum. Maşallah. Ha? O da renkli. Evet, o da renkli. İkimiz de renkli. Renkli, sen renkli. Vallahi hiç şeyli, nereli dedin? Mardinli. Mardin. Hiç Mardinlilere de benzemiyorum. Boşnaklara benziyorsun sen. Evet, Edirneli. Boşnak. Değil mi? Hep Edirne, öyle söylüyorlar. Boşnak. Bir genlerde var mı? Bence var gibi. Vallahi benim annem Erzurumlu, babam Mardinli. Öyle mi? Yani yedi göbek Mardinliyiz biz. Hiç Allah yok. Allah. Anne tarafım da full Erzurumludur. Allah Allah. Böyle bakınca bir göçmen edası var kardeşimde. Var biraz. Efendim, biberimizi, soğanımızı güzelce kavurduk. Domatesimizi üzerine ekledik. Biraz pul biber koydum biberle soğan kavrulurken. Şimdi çok az da tuz ekleyeceğim. Domateslerin erimesine yardımcı olsun diye biraz. Aynen ablacığım. Bence bir yandan diğer tavayı da ısıtalım. Tavuklara da geçelim. Tamamdır. Çünkü yayınımız akıyor. Tamamdır. Tavuklar galiba onun yanına geliyor. Evet. Olsun, altını kısmış olabilir mi? Bakar mısın ama? Tamamdır. Baktım şimdi, hallettim. Evet. Tava setini kazananı açıkladık mı az önce? Açıkladık değil mi? Evet evet, açıkladın ya. Sosyal medyada Nermin Nefes Mutfağı'na gidiyorsunuz efendim. Açıklamadım bence. Hülya Binici dedik mi? Evet. Dedi. Nermin Nefes Mutfağı'nda bakabilirsiniz. Hülya Binici. Ya burada. Yüksel ya. Hı-hı.
Acil diyor, B12 lazım bunu sana bana. Var ya bu aralar çok unutuyorum ya. Yanında kullanacaksak tavuğu. Bir de işin kötü yanı yeniyi hatırlayıp eskiyi, yani pardon, eskiyi hatırlayıp yeniyi unutuyorsun. Bu da Azermur Belint. Söyle gül, yüksel gül. Hep senin yüzünden oldu bunlar. Vallahi eskiyi çok iyi hatırlıyorum. Ama yeniyle alakalı olaylarda... Allah korusun ya. Düşünsene. Yeniyi hatırlamıyorsun. Her şeyi siliyor beyin. Çok kötü. Değil mi? Film gibi ya. Allah'ım, insanın ömründe film gibi. Serpil, düşünsene seni hatırlamıyorum. Allah verme ya Rabbim. Kurban olayım. Sen olayım. Gerçi anlattırırsın beni. Ben hatırlatırsın. Hep anlatırım. Otururum anlatırım. Serpil bana kıyamıyor. Hep anlatır bana. Nermin'ciğim bak biz seninle bunu yapıyorduk da şunu yapıyorduk. Nermin bak ya. İyi beni bir şey yaptınız Azermur Serpil Hanım. Ama ya ben demedim. Yüksel demiş. Diyor ki bana bir Fikra anlatacakmış. Merak ettim tamam, Fikra'yı. Tavuklarımı ekliyorum harcımın içine. Ha buraya mı koyuyoruz karşıya? Evet. Süper. Hepsini bir arada böyle domates, bir harç domates, biber, gibi. Soğan kavruldu. Pul biber tuz ilavesi yapıldıktan sonra marine ettiğimiz soya sosuyla ve baharatlarla, işte kekik vardı, pul biber, karabiber, tuz vardı. Bak her şeyi hatırlıyorum maşallah. Bir de zeytinyağı koydum. Yüksel. Dünkü ama Meltem... Olabilir. Olabilir yani. Kerem sıçan tutsun, nereye gidiyorsun oğlum? Kaşarla çelerken. Hayırdır oğlum? Kes. Elinde başına resmi koymak için. Beni gönderdi diyor. Olur. Evet biz de inşallah Kerem'le belki bu hafta sonu bir tatile kaçacağız. Bilmiyorum Ömer gelir mi? Merike'nin finali varmış. Kerem kaçalım kaçalım. Kerem annesi gibi. Çantası elinde. Kim nereye çağırırsa oraya gider. Sabah uyanmış, ben seninle geleceğim. Oğlum okul yok mu? Yok artık, bitti dersler. E tamam dedi. Bir tıkır rendeleyeceğiz. Dilimi mi rendeleyeyim? Rendeleyeceğiz. Tamam, daha şimdi çıkarabilirim. Tamam. Bunu güzelce pişireceğiz değil mi hocam? Bunu güzelce pişireceğiz. İyice pişmiş bir kıvama gelecek. Hem de tavuklarla sebzeler de bir olacak içinde. Tamam. Onların da hepsini hallettikten sonra tortillamızın arasına kaşarla beraber alıp şöyle bir ters tıs kızartacağız. Anladım. Renk alana kadar. Şimdi sana can alıcı bir soru soruyorum. Buyurun. Bu kadar yemeğin içinde, şimdi bana da hep sorular, nasıl zayıf kalıyorsun? Ablam. Burası hazır. Çok az. Tamam, ne yapacağız şimdi? Şöyle lavaşların arasını açacağız. Zemine birazcık koyalım. Şöyle gösterebilirim istersen. Tamam. Buraya koyabilirsin. Burayı kullanabilir miyim? Kullanabilirsin. Rahat. Tamamdır. Şöyle biraz kaşar alacağız arasına. Tamam kardeşim. Şöyle. Fazla yapalım yetmez bence. Olur. Size. Şöyle 4 tane yapalım. Tamamdır. Bizim ekip arkadaşlarımız var. Tamamdır. Dün yazık bir şey yemediler, her şey diyete uygundu. Devam etsin mi olsa? Bugün gayet lezzetli. Tamamen kısıkta bekleyebilirim ben. Koktu. Buradan tatile gidiyoruz. Maldiv adalarına. Tam terlikler falan. Ben de severim o tarz terlik. Ha? Toprağım diye demiyorum, çok havalı oluruz ya. Severiz karizma gibi giyinmeyi böyle Serpil Hanım. Biliyorum, seversiniz. Severiz. Şöyle kapatabilirim. Şimdi buradaki tamam. Harçtan içlerine kararınca hepsine yetecek şekilde. Sonra bunları bir daha tavada şey mi yapacağız? Ters düz şekilde, evet. Oh. Efendim bakın bu kadar basit. Soya sosu kullandık terbiyesinde, baharatlar kullandık. Ve sonrasında önce domatesi, soğanı, biberi güzelce karamelize ettik. Üzerine çok azıcık pul biber eklemesi yaptı. Tuzunu ekledi ve gördüğünüz üzere... Tavuklarını verdi. Tavuklarda suyunu hafiften çektikten sonra lavaşlarımızı zemine serdik. Üzerine önce kaşar peyniri, sonra hazırlamış olduğumuz bol tavuklu harcımızı yerleştirdik. Aman yarabbim diyebilirim efendim. Uzun süredir aman yarabbim demedik. Yeter yeter. Şöyle bıraktım. Tamam, bunu da ben lavaşsız yiyeyim Oğuzhan, yeter. Tamamdır. Oğuzhan diyet yapıyor. Ama acı olmuş zaten. Tamamdır. Böyle yesin ablacığım. Şöyle buyurun. Şu şekilde yarım ay şeklinde gibi ha, kapatıyorum. Yarım ay. Bu şekilde kapatıyorum. İçerisine ay, güzel koktu ama. Eşit dağılması için de biraz şöyle yardımcı olabilirim ona. Tamam. Şöyle. Eller falan tertemiz, pırıl pırıl. Bak ben bir yere gittiğimde... İlk başta ellere bakarım. Şeflerin elleri temizse, tırnakları kesikse, böyle tertemiz, beyazsa tamam. Bak şimdi Oğuzhan da aferin. Beğendim çocuğum. Senin yerine gelip yemek yer. Teşekkür ederim. Buyurun gelin. Bak gördün mü Serpil? Ben seni fark edeceğini biliyordum. Serpil hele gel. Gel. Ha ne oldu? Gel.
Gel, teselpilin terliklerini çekelim. Gel. Tavanın içine aldım bunları. Tamam. Sadece şimdi böyle bir tarafını çok az ısıttım. Çünkü hafif bir tereyağı süreceğim. Hem kızarmasına yardımcı olsun. Bir böyle çıtırlık verecek. Hem de renk için, evet. Tamam. Diğer malzemeleri de alalım Serpil Hanımcığım bir yandan. Çorbayı mı alalım, kızarmış patates salatamızı mı? Çorba yapalım bence ya. Tabii ya da patatesi kızartalım önce. Çok, çok şey. Evet, evet. Evet, bakın ne yaptı. Tereyağıyla bir tarafını böyle hafiften yağlayacak. Biraz çıtırdatacak, birazcık rengini yakalayacak. Biz de patates kızartması yapacağız. El kızartmacı oynuyorlar. Evet ya. Nasıl hırslanmış Kerem? Belli ki çok şey oldu. Umuzlu abiyle orada. Yandım. Evet. Hatta çocuğu stüdyoya getirirsen bırakacak yerin olmazsa olacağı bir stüdyoyu el kızartma yapar. Olsun, ne olacak işte bak. O benim kankam. Gel bakayım. Ama şey. Gel. Ama elini çekmeyeceksin. Elimde. Gitsin. Gel bakayım. Ben de çok iyi oynuyorum. Ama bir dakika. Gözümün içinde. Ve canım çekti. Yalnız onlar böyle çat 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 bir vuruyorlar sesi var. Yüksel de diyor ki bir an önce sezon finali yapalım iyice dedi. Şiray'dan çıkardınız. Hayır ya, esprili. Ev ortamındayız yani sonuç itibariyle. Kasmaya gerektirecek bir durumumuz yok. Şimdi bu patates salatası, sen ne istedin oğlum? Şunu sen şöyle aldınız, o kadar. Şimdi efendim bir patates salatası yapacağız. Oğuzhan onu güzelce hazırlarken ben de ikinci şifre kurulan demiştik değil mi? Evet. Üçüncü şifreyi veriyorum dostlarla. Kıymetli izleyicilerim, üçüncü şifre dostlarla. Alacağım. Oğuzhan'ın eli o kadar lezzetli ki. Tamam mı senin? Evet. Şöyle. Evet. Şöyle keserken bir ufak çapraz çapraz tercih ediyorum, üçgen gibi. Sunum da iyi oluyor. Evet. Hem de yemesi de rahat oluyor. Evet. Harika. Şuradan vurabilirim. Bunları da bu tabaklara alabiliriz. Aynen, üzerine koyalım. Zaten iki dakika sonra yayın. 20 dakika sonra bitecek. 20 dakika sonra burada yerler esecek. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada iyi mi? Canım sağ olsun. Benim dün kapağı kırdım ben. Mor tenceremin burada varsa alacaktım bir tane. İkisini de kırmışım üst üste. Ne, kapaklarını mı? Ha, mor siyah vardı ya. Aa, nerede pazarda yapıyorlar? Mor siyah vardı. Yok, vardır bizim burada kullanmadığımız. Kötü olmuş. Koliledik onları da. Ama şey, yakları veririm sana. Ben hemen şey yapıyorlar. Bir tane kapak lazım. Yaparım, yaparım, yaptım, hallederim. Çok güzel. At ve sıkıntı. İkisini de kırmışım. Tamamdır. Evet. Bu da hazır. Bu da hazır. Patatesimiz de kızarıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.